Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tek şık mağazası. Kadınlar için Lefkoşa'da fark yaratan mağaza. Konuşacak çok şey var dedik, konuşuyoruz işte. Bir de bu reklam arasında konuşulanlar. Evet, reyting onlar olacak. Yani inanamazsınız, dudağım yarın sabah uçuklamış gezeceğim. Yani neler öğrendim neler, ben de burada 3 tane. Hakikaten 3 tane, tane magazin, ben de öğreniyorum ya. Ben ne magazin? Tamam. Ben evde yatıyorum artık gecede, hiç çıkmıyorum dışarıya. Bu iki arkadaş çok üzülüyorum. Bulut için çok üzülüyorum. Çok mutasip bir hayat yaşıyor. Sebebini biliyor musun, niçin böyle bu kadar mutasip ol? Televizyoncu olduğu için bence. Öyle de. Evet, tamam. Televizyonculuk insanı kabuğuna çekilmeye itiyor. Tamam. Yok. Ama bu sefer de bir bakıma da iyi oluyor aslında. Sepetten elmaları böyle daha güzel seçeceksin. Aa, evet. Hayır şey, tabii insan evinde oturduğunda daha mutasip yaşadığında bence duyguları hem ve ruhu da olur, hem de duyguları daha ve ruhu da kesinlikle yıpranmamış olur daha. Yakında yemek yemeye de başlayabiliriz de. Yapıyoruz zaten şimdi. Başladık. Davet edebilirim yani istediğin zaman gelin. Yani bayanların özellikle son zamanlarda şeyi çok... Erkeklerin pişirdiği şey yemeği bayılıyorlar. Erkekler yapsın yemek. Bir de böyle neyin nasıl yenmesi gerektiğini bilen insanlarla bildiği yemek yapmak çok lezzetli olur. Vay be. Gelin adam sanat. Hayır ben yani zaten sizin şifreli konuşmalarınız arasında tamamen Fransız kaldım zaten. Müthiş bir diyalog başladı. Ortak payda çok tabii. Kesinlikle. Pardon kesinlikle. Pardon, sen dışındaydın. Ortaktım. Sen dışındaydın. Ben dışındaydım. Yani tabii şimdi Bilbay'ın dediği gibi magazin olarak kalması olayların kötü boyutları. Yani yahu bu magazin olayında ve gece hayatında, disco olayında kimler var? Enerjisi yüksek olan gençler var. Yani evet eğlensin gençler. Bu yaşamda büyüsün ama kötü yollara doğru bir da şey enerjisi yüksek olan insanlar aslında. Alt zemini ya öyle enerjisi yüksek olan insan. Orta yaşlı. Şeyinde bir reklamı var. Neyse hadi söylemeyeyim onu. Şimdi iş ne dedim şimdi yani olay. Her şeyin bir zamanı var. Herkes belli dönemlerde belli yerlerden geçer. Yani şimdi genç bir adam eğer diskoya gitmezse, genç bir çocuk eğer ki hayatını yaşamazsa görüyoruz ileride patlak geliyor. Birlik çok yaşamasa bile ünlüde sonlanışır. Kesinlikle. O yüzden yani orta yaşlı da çok şeyimiz var yani. Hayır onu demiyorum. Tabii orta yaşlı da gelsin. Şimdi yani Bilbay daha iyi bilecek, Sami de çok genç yaştaki insanların yani farklı ve istenilmeyen yola sapması daha kolay. Mesela 25 yaşından sonra daha zordur. Daha çok karakteri oturur, kişiyle oturur, bilinçli olur falan. Şimdi yani Bulut ne kadar giderse gitsin, Bulut'u kötü, farklı yola saptırmak zordur. Ama bir 19 yaşındaki genç erkek veya genç kız tam şeydir yani. Bence tamamen doygunlukla alakalı bir şeydir bu yani. Atıyorum bir genç gençliğini yaşayamadıysa ve gençliğinde sürekli olarak işlemek zorunda veyahut da sürekli olarak gayri resmi ortamlarda bulunması gerektiyse gençliğinde ileride inanın ki yani onun hayatında illaki bir dönem olacak ki geçmişte yapamadıklarını da yapabildiği bir dönem. %100 ben hep söylerim. Yani ben hep söylerim insanların özellikle şimdiki neslin kesinlikle
kızın da erkeğin de erken yaşta evlenmemesi gerektiğini söylerim. İşte en yanında sonra. Bulut var. Evet. Bulut kaç yaşındaydı? Ben 29 yaşına geliyorum. 29 az değil yaşı ama. Yok artık yani, bir evlilik yaşı inan bana. 32-33'ten evet, sonra. Yani, epey görüp geçirmek lazım. Kesinlikle. Özgürce yaşayacaksın. Çok özgürce. Sonra da yuvana döneceksin. Ve her istediğini de yaşamalısın evet. Yani. Çok rahat yaşayabilmelisin. Peki bir şey soracağım size. 30 yaşında evlendik. Yani 30 yaşında evlendi Bulut diyorum. Peki Bulut 30 yaşında evlendiğinde çocuk pek tabii herkesin isteğidir. Yani bu kaçınılmaz bir şeydir. Amaç evlenirken belki de bir nevi amaç çocuktur. 30 yaşında çocuğunu yaptığında Bulut veyahut da ilk çocuğunu 30'da evlenirse 32 falan bir şey yapacak. 52-54 yaşına geldiğinde falan ilk çocuğu için bu geçerli. İkinci çocuğu 18 olduğunda yani çocuğu. Bulut 54 yaşında olacak birinci çocuk. İkinci çocuğunda daha da fark açarak. Peki bu doğru mu yani? Tabii sizce yani doğru. Ben katılmıyorum. Ben genç yani, yaşta mı çocuğu olsun? Genç yaşta değil. Ama yani bazı şeye de geciktirmemek lazım ki yani hayatını çocuğunla beraber de geçirebilmek lazım. Peki ben sana başka bir soru sorayım. Benim düşünce olduğum bir şey. Ben sana başka bir soru sorayım. Sen kaç yaşındasın? 25. İki tane diskon var. Evet. Şimdi bir kız arkadaşın var mı? Benim durumum çok kötü aslında. Yani. Bir dakika. Kız arkadaşın var mı? Kız şu anda yok. Yok. Tamam. Sen diyelim ki bu yıl 2011'deyiz. 2012 yılında birisiyle tanıştın ve evlendin. Sen 26 yaşında evleneceksin. Evlendiğin kişiye sadık kalabilecek misin? Şimdi 26 demiyorum. Fakat yani mesela Bulut'un yaşı şu anda bence artık bazı şeylerin ben ondan güçlüyüm bir kere. Bulut'un yaşı artık bazı şeylerde aslında zamanının geldiğine inanıyorum bu ben. Tabii ben yani, doyum noktası. Tabii aynen yani normal. Kişiden kişiye değişir. Ben kendim için söylemek gerekirse 28'de ben kesinlikle evlenmeyeceğim sakın ama güzel bir birliktelik kurmak istiyorum. Nasıl? 28'den sonra. Ya şöyle bir şey yapmak lazım. Bir evlenme yaşını biraz ilerletmek lazım. Kesinlikle. Yani artık çünkü yaşlar hayat daha modernleşmeye başladı. Eskidenki o 50 yaşlar 55 yaşlar daha küçüldü. Daha böyle evet. İnsanlar dinamik, sağlıklı ve dinç oluyor 50-55 yaşlarında 60 yaşlarında. Çocuğuna bugün daha iyi eğitim verirsin. Bugün birisiyle konuştum. Yani laf yaştan açıldı. Demesin mi bana 60 yaşındayım? Hiç 60 yaşı yakıştıramazsın ona. Evet. Yani şaşırdım kaldım 60 yaşta olduğunu öğrenince. Zaten Dilek Hanım 18'di geçmişte. Şimdi 28'e çıktık biz 10 sene vurduk. Evet şimdi bir de evlendikten sonra pat diye çocuk yapmamak lazım. Önce evlendiğin insanın arkadaş olacaksın. O konuda katılıyorum. Arkadaş. Yani mesela evlenip diskoya gidiyorsan evlenmeden önce evlendikten sonra da diskoya doğrudur. Mesela. Aynen. Ama şunu söylemek lazım. Yani şimdi gençleri görüyorum. Yani 25-26 yaşındaki genç kızların daha anne olmaya hazırlıklarını göremiyorum ben. Evet ya. Yani yaşıyorum, görüyorum. Vallahi benim yaşadığım bence 30'un kesinlikle özel olması lazım. Benim yaşadığım çoğu bayan yani benim zamanımdan liseden arkadaşım falan gördüklerim yani çoğu tabii bayanlarda 25 yaş aslında çok da bir şey değildir. Yani, erken bir zaman değildir. Pek tabii ama yani nişanlanan, 27, ciddi ilişkisi öyle. Olanlar falan çok arkadaşım ben var. Ben Sami'nin geleceğini görebiliyorum bu evlilik, çoluk çocuk konusunda. Hayır, söyleyeyim mi? Kesinlikle olmayacak, evlenemeyecek. Bence evlilik dışı ilk birkaç çocuğu olacak. Kesinlikle öyle olacak yani. Neçin ya? Belki de vardır. Fakat ben size bir şey söyleyeyim mi? Sami'de ben şunu gördüm. Sami'nin, tanımıyorum kendisini bu akşam evet. Gördüm ama... Bak bu çocukta bir mutasip tarafı var ha bu çocuğun. Evet. Mutasip yani, derken? Mutasip böyle gelenekçi bir tarafı var. Geri kalmış. Hayır. Geri kalmış. Gelenek. Mutasip demek geri kalmış demek. Hayır. Yani, ne münasebet? Ailenin geleneksel yani, mutasip hayır, diyor geri kalmış çay hayır, demek. Hayır. Geleneksel. Yani böyle çok da böyle açık aile saçık olmayan. Aile değerlerini yani. Taşıyan, günümüze taşıyan. Evet. Gençliğe rağmen. Şimdi ayıp yani, değil yani biz köyde büyüdük. Disko kralı olmana rağmen. Nasıl? Köyde büyüdük biz ayıp değil. Bir tanesi mesela ben İstanbul'da hani büyük kraliçelerin sahiplerini tanırım. Bunun kadar tanesi değil. Bu adam natürlüğünü kaybetmemiş. Kesinlikle. Zaten kaybettiğimiz gün her şeyin sonu gelir öyle bir durumda. Yani insanın kişiliğini değiştirdiği gün ikinci kişinin ortaya olduğu. Peki görüyor musun mesela etrafınızda arkadaşlarınız genç yaşta böyle evleniyorlar. Evlilikleri sürüyor mu gidiyor mu devam ediyor? Vallahi açık söyleyeyim size geçmiş yani bir senenin içinde evlenip de boşanan arkadaşlarım da var.
tanıyorum. Mutlu olanlar. Mutlu olanlar da var. Yani bu tamamen bence bir önce bir şey söylediniz siz. Aa, doğru kişiyi bulduktan sonra bence şimdi, olabiliyor. Yok aslında Dilek Hanım'ın dediği çok doğruydu biraz önce. Hani...